Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. İyi bak ahbap. O zaman anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Ali abi, benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için Gırgır Ali geçiriyor, biz sinek alıyoruz. İşte bu filmde gırgırım yerinde. Tadını kaçırma. Anıt Ticaret Gırgır'la sunar. Prodüktör yani mangırları veren Mehmet Karahafız. Yönetmen yani mangırları harcayan Çetin İnanç. Gırgır Ali. Hayat bir gırgırdır. Kadın daha büyük bir gırgır. Kadınlarla gırgırım huyumdur acizane. Abi huyum daha var. Önce öper sonra döverim. Niye mi? Gırgır olsun diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizleri öperim. Toprağımın gülüsünden kim bilir yarın nerede?
Mahmut! Mahmut diyorum! Kalk! Kalk tembel koca, kalk! Kalk, kalk Sahar Sultan! Kalk! Kalk, ev sahibi geldi, ev ne? Sahibi! Allah seni kahretmez ama! Ay! Allah kahretsin! Hayrola, yangın mı var? Saçmalama! İtfaiye geldi galiba! Baksana, su sıkıyorlar! Başucuna o saati koyacağına bir tokmak koy da o şapşal kafana vursun, uyandırsın seni! Ne aptal! Aa! İş vakti mi geldi? Kabahat sende karıcığım! Beni yatağa almıyorsun, bu zıkkım yerde uyuyamıyorum! Sus! İstediklerimi alıp getirmedikten sonra bu yatak yok sana! Bunları babana söylesen! 3 kuruşluk maaşla ben sana nasıl olur da renkli televizyon... Renkli televizyon, video... Çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, saç kurutma makinesi, hava gazı fırını... Ha, bir de okey takımı! Ya onu oynattın mı? Bu dediklerim 1 milyon lira tutar. Ben bakkalın kasabın önünden geçemiyorum. Sabahleyin gele kapıyı yıktılar, açmadı. Ya gördün mü ya? Ah o baban, ah! Vicdansız adam! Babama laf söyleme! Sana kızını verdi, seni işe aldı, şef yaptı! Aa ya, yaptı ya, çok yaptı! 3 kuruş aylıkla eşek gibi çalıştırıyor! Lan körsün lan, kör! Ah! Yine başladılar sabah sabah! Canları sağ olsun! Kardeşim çok mu geldi sana, kıskanç adam? Kardeşin neyse de, ya kokanası! Bir de köpek! Ayol, kuş kadar çocuklar onlar! Onlar mı batıyor şimdi sana? Oo! Batan batana bana! Oo! Batan batana! Çürdü mü? Nereye inişlerim? Hoş! İt oğluyum! Hector, nein! Enişte havlıyor! Oo! Senin baban havlıyor be! Enişte, Hector sana bayılıyor! Ah yavrum! Ben üçünüzü birden seviyorum ama... Bu sabah sabah bütün mahalleyi ayağa kaldırmanız yok mu yani? Hepsine tüy dikiyor. Yoksa sana yük mü oluyoruz enişte? Aman haşa efendim! O nasıl söz öyle? Başımın üstünde yeriniz var. Ne iyi etmişler de İsviçre'den ikinizi birden kovmuşlar yani. Danke enişte! Ne diyor? Enişte diyor! Onu anladık ulan! Öteki ne? Teşekkür ediyor! Babana teşekkür etsin! Sizi eve sokmayınca buraya düştünüz! Mecburdum sanki size bakmaya! Oh, nein! Baba bizi ister ama köpek istemez! Babam bizi ister ama köpeğimizi almadı diyor! Ha, iyi! Köpek ahırı olarak da en münasibi bizim ev! İt olayım! Sen ona ne olur! Bakma! Bak sana kazak! Sana! You! İyi, sana öring, öring şön kazak. Çok güzel. Nasıl yapıyorsun sen? Ah, çok kolay yavrum. Şimdi bak, 2 düz 2 ters. 2 düz. Bakıyor öküz. 2 düz böyle düz düz böyle düz. 2 de ters. Ya ters, tamam? Ondan sonra da 2 tane atla. Atla. Ya atla, atla. Dur be birader be! Aman işte sen dur! İnşallah böyle çocuğunuza da öreceğim, inşallah! Ha, benim bebek olmuyor! Ayağım kolayı var, şey yapmadın mı? Şey yapmışım... Susun, şey yapmışım... İkiz garanti! Ne yapıyor bunlar? Sen anlamazsın! Hadi canım, hadi! Üç ileri, bir geri! Ay! İşte açıyor enişte! İşte da açar! İşte açar diyor! Maşallah! Bira da içirtir mi bari? Elbette enişte! Bira hayat verir! Evet, bol bol da işetir! Bir de bakkal bedava verse... Hanım, nerede benim kahvaltım? Aman! Hadi geç kaldın, çok konuşma hadi! Ama aç karnına işe gidilir mi? Güle güle enişte! Gürle gürle enişte! Gürleyeceğim zaten! Tamam!
Düştü enayiye! Hamşo, hamşo! Bu gürültüye bütün esnaf dışarı çıkar. Çantayla 104 numarası da tutmuyor. Hah, buldum! Levent! Helga! Evet. Levent! Geldim işte! Ne oluyor? Dışarıda göbek! Haydi, ne oluyor göbek? Hadi oğlum! Mahmut Bey! No Mahmut Bey, selam sabah yok, küstünüz! Yok canım, insan can dostuna küser mi? Sana küser acından ölür! Hesap şişiyor Mahmut Bey, nereye? Bizi görmeden gidiyorsun! İyi, çok şişerse iyi patlar! 3 ay oluyor Mahmut Bey, 3 ay, hesaplar şişti! Makaraya takmış gibi aylarda ne çabuk geçiyor! Pezevenk! Bize olan borcunu unutma Mahmut Bey! Aşk olsun sana! Bayram tebriklerimi hiç aksattın mı Kerata? Mahmut Bey! Atlata atlayamaz olduk! Atlarsın, sen eski atletsin! Hop! Ulan ne pişkin adamsın be! Yuh be, davul zurna göbek mebek derken gene sıyırdı! Kaçırdık herifi be! İyi sabahlar efendim! İyi günler efendim! Günaydın! Usta, deminden beri kerteniz ediyorum, bir türlü yaradana sığınıp, yalla edip, gözü kapalı binemiyorsun ya! Ne yapayım kardeşim? Bu yaşlıdır, bu kadındır, bu çocuktur derken, otobüs doluyor. Sen bu kafayla burada ağaç olursun baba! Senin işin gücün yok mu be? İşim olmasa ne işim var burada? Öyleyse baba bak, en önde duracaksın, gözlerini yumacaksın, arkadan gelen kalabalık, kale kapısını zorlar gibi kapıyı yarıp, seni zafere ulaştıracak. Kendini hayatın akışına bırakacaksın. Önde gidenler bu göt korkusunu bilirler. Halkın sırtı bıçak sırtı gibidir. Bindikten sonra düşersen müşersen, kırılmadık kemiğin kalmaz. Bana bak, ona göre ha, tamam mı? Tamam kardeşim, tamam. Söylediklerini bir mıh gibi aklımda tutacağım. Hiçbir şeyi kafama takmayacağım. Bu hayat işkilliliği kaldırmaz. Kadınlar burada, izin yok kardeşim, yavaş olun! Bitmeyin, kusura bakmayın hanımefendi! Arkadan itiyorlar! İtsinler, sen de beni itiver şekerim, sen otobüsçülük nedir bilmez misin? Burada hep durma yaş balık gibi, burası iyidir! Nedir burası? Ah deme anam! Oh de! Nereye, ne güzel anlaşıyor! Evet kardeşim! Baş, arkalara biraz, arkalara! Vay, merhaba babalık! Merhaba! Oh,
kadın oldum. Boşuna karıştırma, fare düşse başı yarılır. Sabahları canımız çıkıyor, işe yetişeceğiz ya. Vallahi canımız çıkıyor. Mahmut Bey hala yoklar. O adamla uğraşmaya gelmez. Adamı cin çarpar gibi çarpar. Patronun damadı olsan sen de geç gelirsin. Bizim patron geldi mi? Gelmiştir. Beni sordu mu? Yok, sormamıştır. İyi, gene kurtardık paçayı desene Amel Efendi. Onu bilmem ama patron Nogri sana fena içerli ya. Ama benim de çok şeyim değildi. Bu adam gene mi uyuyor? Uyumuyordum patron, biraz içim geçmiş de. İçi geçmişmiş! İçin çıksın, emi! Emredersiniz, çıksın beyefendiciğim. Ulan bir de utanmadan gülüyor be! Günün hangi saatinde gelsem seni hep uyurken görüyorum. Haklısınız beyefendiciğim. Haklısınız diyor, terbiyese bak. Bir daha uyurken görürsem kovarım he! Emredersiniz. Mahmut! Kasa defteri günlük gider 1.888.776.000 lira. Gelir 2.100.015.000 lira. Bakiye kalan... Dur söyleme. Aferin. Çok iyi 10. Bundan sonra bunların uyukladığını görürsem senin maaşından keserim. Baş üstüne efendim. Bir sözünüzü sektirmem. Bir dediğinizi iki ettirmem. Görün de ibret alın. İşte size örnek bir memur. Burası iş yeri. Nakış, dikiş yeri değil. Onun için gözünüzü açın, maaşlarınızı arttırın. Onun için de çok çalışacaksınız. Yoksa koyarım kapının önüne hepinizi. Koyar. Sen ne sallanıyorsun oralarda? Ne yapıyorsun bakalım? İyiyim babacığım. Burada baba yok ulan, patron var. Otur yerine çökelek. Bana bak Mahmut, bu iş yeri senin sayılır. Korumak, kollamak senin görevin. Hangisi dalga geçerse söyle bana, vereyim çıkışını eline hemen. Tamam mı? Tamam. Sonra kasa hesabını al bana uğra. Baş üstüne. Hadi işin iş gene. Gel. Şuna bak, gene tek şeker getirmiş. Ama siz tek şeker de içiyorsunuz efendim. Sana ne kardeşim? Paranı almıyor musun sen? Bir çayın hakkı iki şekerdir. Koş getir hadi koş ukala. Geç anam be, geç anam! Buyurun peder bey! Ne pederi? 10 defa söyledim! Burada kayınpeder falan yok! Sadece patron var! Gir! Buyurun patron! Ne var ne yok? Pahalılık var, su derdi var, trafik derdi var... Buna karşılık para yok, pul yok, maaşa zam yok... Bir de oğlunuz! Hangisi? Bizim evdeki, Levent. Benim öyle oğlum yok, tanımıyorum. Ama ben tanıyorum. Bakkal, kasap, sütçü, zerzavatçı da alacaklarını istiyorlar. İsterler elbet. Bak kardeşim, ev senin, karı senin, oğlum senin. Bana ne halt etmek düşer? İşte benim yediğim yemediğim meydanda. Öyle Avrupalarda sürtmüş, yabancı karı almış. İtli, köpekli, evlatla işim yok benim. Ne haliniz varsa görün. Gir. Ha şöyle, her bir şey hakkıyla. Bir daha tek şeker getirirsen bozuşuruz ha. Dur. Geç anam be, geçemedim bugün be anam be. Keratalar tek şekere tamah ediyorlar. Ne çingene hesap bu be? Tek şekerle zengin efendim, olur mu? Efendim ben demek istiyorum ki. Bak Mahmut, seni niye bu kadar severim? Niye? Niye? Çünkü tok gözlüsün. Çünkü zırt fırt zam istemezsin. Hesabını, kitabını bilirsin. Ama bu sefer... Ha, bilmez miyim? Bu sefer gene istemezsin. Sen öteki arsızlara benzemezsin. Benzerim. Anlamadım. Ne istiyorsun sen ya? Şunu diyorum. Maaşımız yetmiyor. Sıkıntı içindeyiz. Maaşımı arttırmazsanız karım beni bırakıp kaçacak. İşte bu kadar. Hay Allah! Söylesene evladım! Kasa elinde. Bundan böyle ayda 500 lira fazla çek. Ama ötekilere duyurmak yok ha. Aman bu kadar açılmasaydınız. 500. Bu gece kızınızı bir yere götüreceğim. Doğum günü de. Tamam götür. Yerinizi ben ayırtıyorum.
Şerefe Helga! Prost, meine Liebe! Gidiyor musunuz enişte? Ah, nereye enişte? Onlar gazinoya gidecekler. Bravo enişte, siz gidiyor gazino. Hanım hazır olursa gideceğiz inşallah. Aşk olsun enişte, babamı iyi kafese koydun. Hem maaşına zam, hem de gazinoya davet. İyi tarafına geldi işte. Wir wollen eine Auto. Buyur. Araba işi ne oldu diyor. Bak matmazel, bizim kayın patron, ay! Patron peder, ay! Kayın peder cimri adam. Araba maraba almaz. Ya anlat şuna be! Araba diye başımın etini yemesin. Aaa, ama İstanbul çok fena trafik. Lazım bir auto. Yahu ben ayağıma papuç parası bulamıyorum, bunların aklı nerede be? Abla, enişteme bak, bizim araba işini gene babama söylememiş. Öyledir o, bir işe yaramaz ki. Yahu adam hem para babası hem sizin babanız. Ben maaşımı zor alıyorum elinden. Böylesinden araba mı istenir? Hadi hadi! Babamı çekiştirip durma! Bak sayesinde gazinolara gidip eğleneceksin, yürü hadi, yürü! Boş ver kız maneliğime, takma kafana! Hadi gel, biz dans edelim! Ne yapıyorsun karıcığım? Gözlüklerini aldım, konuşma! Hı, konuşma! Göremiyorum! İsabet! Buraya dansı seyretmeye gelmedim! Sal günleyi, eğlenmeye geldim! Bak ne güzel şeyler var, yiyelim içelim, hadi! 10. yılımızın şerefine! Ya, göremiyorum işte, ne yapayım, ver gözlüğümü! Sen ne domuzsun sen! Gözlüğünü vereyim diye yaptın, değil mi? Dansöz gitsin, veririm gözlüğünü! Ya zaten göremiyorum ben dansözü! Şu beyaz ceketli olan mı? Elini böyle böyle yapıyor ama... Ya göremiyorum ya, oldu mu ya? Pek güzel oldu! Bilirsin seni kıskanırım, öfkelendirme beni burada Mahmut! Sen sinirlenemezsin! Nerede bu ya? Yeter!
Yeter, avuçların patlayacak, yeter! Yeter, al gözlüğünü! Teşekkür ederim karıcığım. Başka emriniz var mı efendim? Ne istersen getir kardeşim. Ayşe, benim canım şey istiyor, böyle yangılı meyve, böyle alev alev! Emredersiniz efendim. Öf. Hoş geldin. Sevgilim, nasılsın? Nasıl olabilirim ki, işte gördüğün gibi. No, keyfin mi yok? Bir de olsun mu istiyorsun? Çalış çabala, elde yok, avuçta yok. Bıktım artık. Sana yardım etmiyor muyum demek istiyorsun? Ediyorsun, çok ediyorsun maşallah. Verdiklerin taksi parama bile yetmiyor. Bak yavrum, bunların hepsi bitecek bir gün. Babam çok zengindir benim. O zaman babanı tanıştır bana. Böyle şakalar yapma. Sen benimsin ve hep benim kalacaksın. O belli olmaz. Dua et de önüme paralı biri çıkmasın. Sonun gelir vallahi. Aman yapma! Sizi üç bari! Elimde bir hayatım, kıskanıyorum dedim sana! Aa, ne olur ya! Peki al al, tamam! Kadına bakarsan atarım suratına kez zaman! Lan bu ne ses be? Kim be Edem? Emret patron, kim? Vuralım mı? Temizleyelim mi keratayı? Şimdi ben sizi temizlerim! Ulan kurabiye sesli bir Edem temizlenir mi hiç sevgili pezevenkler? Bu Edem bana lazım, çok iş var bu herifte! Deli gibi sevecek, ömür boyu sürecek, gözlerimde tütecek, bir sevgi istiyorum. Öğrenin bakalım kimdir, kimin fesidir? Baş üstüne patron! Masaya bol meyve gönderin, ayvalı olsun! Peki efendim, olur patron! Bu meyve patrondan efendim! Ay ne nazik insanlar, aa! Bu ip ne? Ne bileyim, çamaşır atmak için herhalde, ne bileyim! bu ne? Hesap! Ah, biz davetliyiz, ya! Patron meyve gönderdi diye şımarmayın sakın!
Bu hesap ne ya? 40.000 lira. Turistiktir beyim. Bizim o kadar paramız yok ki. İçeri haber vereyim, o zaman çıkar. Allah'ım, delireceğim. Parası yoktu da neden gelmiş buraya? İcabına bakın keratanın. Üstünde saat, yüzük, müzik ne bulursanız alın. Gerekirse pantolonuna kadar. Hadi marş! Tövbe ettir nitolite. Baş üstüne patron. Baş üstüne patron. Sizi istiyorlar. Az içeri buyurun. Tabii. Ben şimdi halleder gelirim. Garsona 60 lira verdim. Geber! Bak öldü! Ulan ne yaptınız sersem herifler? Bu adam dövülür mü ulan? Bizim gajinonun ekmek ağacı! Abi daha hızımızı alamadık! Sus aptal cüce! Ulan çabuk toparlayayım onu, benim yasaneye getirin. Başına. Tamam mı? Sen de bol aspirin getir. Başına patron. Şerefe üstadım. Arkası gene sopa mı yoksa? Heşe! Edemlerimi affedin. Büyük, büyük bir yanlışlık yapmışlar. Sizden 1000 kere özür diliyorum. Çin çin ve japon japon. Hadi eyvallah. Ama sizinle çok önemli bir işimiz var, hem daha erken! Hanım bekliyor. Arabam götürür sizi. Bakın dostum, size harbi bir teklifim var. Her gece 30.000 peper. Yo, vallahi bu dayak 100.000'e bile yenmez. Çok şakacısınız. Size az solistik teklif ettiğimi anlamadınız galiba. Ne? Ben mi az solistim? Evet dostum, gecede 30.000 lira yani. Yani 30.000 mi? Bizim hanım bırakmaz. Aa, hanıma söylemeyiz. Benim patron da razı olmaz. Nereden haberi olacak? Gündüz iş, gece gazino. Bu avansınız, bölünüz. Avansın mı? Lütfen, şuraya da küçücük bir imza. Ama bizim patron duymayacak. Bizden sır çıkmaz. Bizim hanım da duymayacak. Yok canım, nasıl isterseniz de. Kutlu olsun. Yalnız lütfen yarın uğrayın, sizi biraz süsleyip püsleyelim. Benim araba hanımla beyi eve götürsün, anlaşıldı mı? Bu kadar. Öpüşelim. Bu iş tamam, yakın mesafeden. Sonra ne oldu? Ne olacak? Benim de kafam kızdı. Birkaç kişinin canını yaktım. Sonra patron geldi, özürler diledi. Arabasını filan verdi, işi falan da filan. Heyecanlı görünüyorsun. O kadar olacak tabi. 3 kişiyle boğuştuk, kolay değil. Oh! Boğazım o! Hay Allah, ne biçim insan bunlar? İçim içim sızmışlar. Top atsan duymuyorlar. Bu ne biçim içmek böyle? Kardeşine çok mu görüyorsun karıcığım? Bırak içsinler, afiyet olsun. Bakkala gırtlağa kadar borç oldu diyen sen değil misin? Olsun karıcığım, öderiz evelallah. Bunlar misafir, stres, tamam. İçsinler, boşver, stres. Delirdin galiba sen. Sen yapmıyorsun tabii bu evin işlerini herhalde. Yarın gene yemek, bulaşık, ortalık, çamaşır canım çıkacak, tamam mı? Aman ne iyi. Nesi iyiymiş ulan? Sen beni ırgat mı aldın ha? Telaş etme hanımcığım. İyi dediğim başka. Yani yarın sana artık çamaşır süpürgesi, elektrik makinesi... alacağım. Kling! Ay ulan, babam mı verdi bunları? Baban, rüyanda gör, inanma. Ay, bildim, piyangodan çıktı. Hayır karıcığım, bir gece işi. Hırsızlık mı? Yok be kızım, bak avansımı bile aldım. Babamı bıraktın mı? Evet. Babanı bıraktım, anneni alacağım. Tövbe tövbe ya. Geceleri çalışacağım karıcığım. Hep senin için, ayrıca gece de çalışacağım. Ah canım benim, canım! Ulan öldüreceğim seni! Ulan ne tatlı şeysin sen! Ulan! Ah şu kulağına kebap dökeceğim senin! Oy! Canım ne? Perihan, hemen yarın çarşıya çık, dilediğini al, süslen püslen. Sen dünyanın en tatlı adamısın sana! Hayrola abla, bu ne samimiyet? Sen kendine bak salak! Oy muhallebim o benim, hı? O paralar ne? Yoksa Peder Bey? Hayır,
Enişte bey sağ olsun. Enişten iş adamı olmuş oğlum. Ama gecenin çalışırsan ben sabaha kadar mı bunun dağılsın çirkin şey. Aman sanki sabaha kadar bir şey yapıyoruz da. Hem zaten 12'de 1'de gelirim ben. Biraz yorulacağız ama. Olsun ben o yorgunu böyle çatalla yerim. Efendim iki arkadaş konuşuyorlarmış. Birisi demiş ki, yahu demiş, galiba karın beni bahçıvanla aldatıyor demiş. Kardeşim nereden anladın demiş, karının seni bahçıvanla aldattığını? Ne zaman demiş eve gelsem, yatakta ya bir karanfil var, ya bir gül var, ya bir papatya var. Herhalde demiş karın beni bahçıvanla aldatıyor. Aa demiş öbürü, o zaman demiş benim karım beni sütçüyle aldatıyor demiş yahu. Peki sen nereden anladın demiş sütçüyle aldattığını? Ben de demiş ne zaman eve gelsem, yatakta sütçü yatıyor demiş adam. Değerli misafirler, şimdi ülkemizin tek erkek solisti Erkan Şensoy'la huzurlarınızda. Geçti en güzel yıllar, sararken kırıldı aşka doymayan kollar. Benim gibi sevdiğine hasret kalanlar, benim gibi sevdiğine hasret kalanlar. Garip gibi köşelerde hep ayrı ayrı, anadan ayrı ayrı, babadan ayrı, bir de yardan ayrı kaldım, hepsinden acı, oh, hepsinden acı. Sıladan ayrı, ayrı, yuvadan ayrı, bir de yardan ayrı kaldım, hepsinden acı, ah, hepsinden affedin. Sizi ilk kutlayan ben olmak istedim. Harikaydınız. Kutlarım. Sizi öpebilir miyim? Tabii. Sizin kadar güzel bir kız ilk defa öpüyor beni. Rahatsız etmedin mi? Beni iyi ettiniz. Sizinle daha evvel tanışmış mıydık abla? Ay, hanımefendi! Televizyona bir dizi film yaptım. Oradan tanırsınız. Aa, evet hatırladım. Sonra? Televizyon rejisörleri asıldılar önce. Kandırıp istifade ettiler. Sonra da yüzüstü bıraktılar. Aman, boş verin canım, sizden bahsedelim. Etrafınızda kim bilir ne güzel kadınlar, kızlar vardır. Sizin gibi ünlü ve yakışıklı bir erkeği hiç yalnız bırakırlar mı? Çok mu yakışıklıyım? Çok! Neler söylüyorsunuz? Sizin için ne söylesem az! Ne tuhaf! Bu ilk görüşmemiz, sizden ayrılmak istemiyor canım. Ama gitmeliyim. Son otobüs kaçarsa evime gidemem. Hemen gitmeyin, sizi ben götürürüm. Ne şeref benim için! O şeref bana ait beyefendi! Ay ay! Beyefendi diyorum, küçük bey! Ay ay, küçük hanım! Çok şeker şeysiniz! Bir acı kahvemi içmez misin?
Bu saatte açık kahve var mıdır? Bende var. Ay, şoför abla. Ay, abla diyorum, abi. Ay, ay, şeyim kaldı arabada. Allah'ım, gecenin bu saatinde Perihan'dan başka bir kadınla. Çüş de bana, çüş de bana! Hadi. Sen bilirsin, giriyorum. Geçsene şöyle. O ne o? İtalyan malı kahve mi? Hayır, bu viski. Yorgunluk atmak için. Prozi. O kim o? Şerefe. Hangi Şerefe? Demek burada yaşıyorsunuz. Evet. Ah, çok sıcak. Aa, hem de yapayalnız, kimsesiz. Sanmam. Niçin? Erkek milletinin o kadar enayi olmadığını bildiğim için. Demek çok çekici buluyorsun beni. Neden olmasın? Kör baklanın kör alıcısı olur. Sen kör alıcı mısın? Gözlüksüz öyle. Gözlükle nasıl? Ne oldu? İçim bir tuhaf oluyor. Biraz giyinsen. Ne diye? Üşütmeyesin diye. Üşütürsem ısıtırsın. Ben gaz tomazı mıyım? Zaten burada rutubet var. Sana havadar bir ev lazım. Ev var ama uzakta. Gidip gelmesi o kadar zor ki. O zaman ayağını yerden kesecek bir araba lazım. Benim o kadar param yok. Şimdi ayıp ettin ama. Biz ne güne duruyoruz ya? Sen bizi hıyar yerine mi koyuyorsun? Aa, hak etmediğim parayı dünyada kabul etme. Ne olur kabul et. Ben seni seviyorum eşekler gibi. Ben de seni seviyorum inekler gibi. Bir çiftliğimiz olsun. Sevişelim kumrular gibi. Uçuşalım boğalar gibi. Uyumadı galiba. Boğa uçmaz ki. Öpüşelim kelebekler gibi. Burnum. Aa, enişte boyalısın bu gelişte. Hayrola enişte, feneri nerede söndürdün gene? Ne feneri kardeşim? Akşam hastalandım, sabaha kadar uyuyamadım. Dişim ağrıdı. İlaç alsaydın? İlaç diye ruj sürmüşler bizimkine. Alo! Abla sen misin? Ha, burada, burada. Alo! Nonoş'um ne haber? Nonoş gibi yerin dibine bak! Neredesin ayol? Meraktan çatladım sabaha kadar. Deli gibi sokaklara fırladım. Ne? Sabaha kadar çalıştık karıcığım. İşte evde telefon olmaması ne fena değil mi? Merak etme. Yakında bir telefon alırız. Hadi öptüm. Enişte, benim az işim var. 2 saat kadar idare ediver ha. Kaç bana bak. Ben babanı idare ederim. Az sonra ben de çıkacağım zaten canım. Kim o? Benim abla, aç. Vefasız çocuğum. Canım, hiç aramıyorsun ablanı, hiç sen hiç. Gel yavrum sana, sana bir kahve yapayım ben şimdi, tamam. Bırak kahveyi ablacığım. Eniştem için konuşmaya geldim. Çok üzülüyorum vallahi. Ben de çok üzülüyorum, ben de çok üzülüyorum. Gel otur, gel otur güzel oğlum benim. Ah aslanım benim, sağ gel geç otur. Bu geceleri çalışmak çok yoruyor Mahmut'u. Ama ne yaparsın, ihtiyacımız var. Ya! Her gece mi çalışıyor? Her gece. Eve 1'de 2'de gelebiliyor. Nerede çalışıyor? Nereden geliyor biliyor musun ablacığım? Ne bilirim ben canım. Ama iyi kazanıyor. Senin enişten bulunmaz adam Orhan. Çok safsın ablacığım. O bulunmaz eniştem. Her akşam nerede bir bilsen. Ah bir bilsen.
Neredeymiş bakalım? Fıstık gibi bir dansözle beraber. Hem de sarmaş dolaş. Ne? Dansöz ha? Vay ne? Kızma ablacığım. Seni sevmesem söylemezdim. Yürü! Yürü gidip ağzını açın orada! Aman sakın ha ablacığım! Sakın acele etme! Ne olursun acele etme! Acelesi mi varmış be Orhan? Gebertirim ulan ben o alçakları! Kendine bakmaz mıyım ulan ben onların suratlarıyla be! Tamam da fırsatını beklemeliyiz bence. Baskın yapacağız. Eniştem kadının odasında şu anda. Ya? Ah ulan Mahmut! Ah ulan! Yedim ulan Mahmut seni! Hoş geldin sevgilim. Bunlar da ne? Sonra açarsın. Sana ufak tefek bir şeyler işte. Ah, hemen giyinme. Böyle o kadar güzelsin ki. Matine suare arası Boğaz'a gideriz demedin mi? Aa, usta şimdi abim gelir. Alev! Geldi. Gir şunun altına. Ay, buraya mısın? Değil, yatağın altına. Çabuk! Çabuk! Ay, oramı tutma, oramı tutma! Hadi! Ay, tamam, çabuk! Alev! Yapma! Hayır! Hayır! Ah deme canım, oh de! Ne? Benim bir işim var, gidiyorum. Peki hayatım. Hadi çık, gitti. Gitti mi? Bitti mi? Gitti abim. Abin de maşallah biraz iri galiba. İçeride mi? Evet ablacığım. İstersen gir gözlerinle gör. Duanı oku Mahmut. Canım. Eyvah kocam. Aman na 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 na. Ulan ulan ben. Yavrum, seni çıtın çıtın yiyin! Ne yapıyorsun? Affedersiniz kardeşim! Önüne bak ulan mihyop oğlum, mihyop! Müşteriye hizmet ediyoruz biz burada! Yiyi bakalım! Yiyi ulan! Ne bu be? Hiç yenk değiştiydi? Giriyor! Kuş! Sen ben idayedeyim! Yiyi ulan içeyi! Hadi ya da! Yavrum! Gel, gel! Şimdi biteyiz! İki fırça atayım sana! Koca kayı! Ne diyorsun lan sen? Oyta diye de deviydin abla! Sen gördün mü? Bakayım! Maşallah! Güle güle! Harika şeyleyim vay! Ulan onu demiyorum! Kocamı gördün mü? Kocanı mı? Sana koca dayanayım mı be? Ulan ne demek sana koca dayanayım? Sen diyorsun benim! Aynı kiloda değiliz! Bırak beni! Bırak bacağımı da! Sakin ol, senin gibi hanımefendiye bunlar yakışır mı bak? Bak ne güzel, sen şimdi içeyi giy, ben her şeyini halledeyim seni, yürü! Birini mi aradın? Ah, kese yaptıracaktım be! Geç şöyle, yat göbek taşına! Bana fitil fitil kir çıkaran, götü büyük Zehra derler! Hadi, geç! Peki, götü büyük Zehra abla! Kim dışarı, kim dışarı! Yok, konuşma, kim! Kim burada?
Tekin! Deli misin Nesrin? Yok, cevap verme! Aa, ne oluyorsun hanım? Ne kız bunlar? Soyda yiyelim kız, harareti keser! Yap kız! Sana kese değil, ağda lazım kızım, ağda! Haklısın gidi büyük abla! Hay! Baba! Bu ne lan? Beğenemedin mi? Görürsün beğenip beğenmediğimi kızlar! Karıcığım, karıcığım müsaade et, anlatayım sana! Karıcığım, müsaade et, anlatacağım! Gel buraya, kazamayacağım suratına diyorum! Gel buraya, süpürgeyle! Karıcığım, ayıp oluyor, süpürgeyle geliyorsun! Gel buraya, karışma süpürgeyle! Hey, ne oluyor orada? Dur, dur diyorum sana, benim yine! Bu kıyafetle koşamazsın! Dur, dur diyorum sana, dur! Dur diyorum! Abi, süpürgeyle! Tutun şunu, yine! Dur kardeşim, bu ne kılık? Kılığımda bir anormallik mi var? Ha? Sen hamamdan mı kaçtın? Benim hamamdan kaçmış bir halim var acaba? Hanımdan kaçtım memur bey. Ha? Hangi hanımdan? Bizim hanımdan. Anlaşıldı. Sen tımarhaneliksin. Hadi bakayım. Nereye? Çözün beni be! Çözün lan beni, adamı zorla delirtmeyin ulan! Vallahi hepinizi teker teker çok fena yaparım ha! Hıyarlar! Bu mu? Evet doktor bey, akşam getirdiler. Saldırgan manyak. Manyak sensin kız! Ağzını topla! Adamın moralini bozma! Zaten sinirlerin bombom! Ulan ananı arızı! Bakın doktor bey, kendisi söylüyor, sinirleri bozuk. Hiç merak etmeyin. Burası sinir ve ruh bakım evi. Gerekeni yaparız. Söyleyin bakalım rahatsızlığınızı. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aa! Halimi görüyorsun, bu durumda insan iyi olur mu Mahmutcum? Mahmutcum mu? Siz beni nereden tanıyorsunuz? Vay nekvay! Sınıf arkadaşını tanıyamadı. Pardon, adınız neydi? Mahmut! Hatırlasana birader! Vefa Lisesi'nden işkilli Mahmut! Evet, hatırladım! O zamanlarda sana boş vermesini öğretememiştik. Çok ciddiye alırsan hayat böyle delirtir adamı. Biraz normal ol canım! Normale bak! Kusura bakma Mahmutcuğum, burada usul böyledir. Sen de kusura bakma Mahmutcuğum. Kabahat bendeydi, karımın yüzünden getirdiler beni buraya. Hadi şimdi geçmiş olsun, güle güle git evine. Gene gelirsen bu sefer temelli gelirim buraya. Hadi eyvallah. 1, 2, 3, 4 Down, up, down, up, 7, 8, 9, 10 again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 Oh, Anderson, sen hoş hoş gelmek! Hoş hoş babandır! Bizim hanım nerede? Sizin hanım gidiyor enişte! Ablam bavulunu hazırladı! Eyvah! Nereye gidiyor? Babamın evine! Yandık ya! Ya kes şunu be kızım be! Ne yapacağız şimdi? Akşama yemek yok! Artık sen bize bir şeyler yaparsın enişte, he? Hoşça kalın çocuklar! Karıcığım nereye? Cehennemin dibine! Beni de götür! Çekil, babanı yersin şimdi! Bir şey söyleyeceğim, bir dakika!
Ulan bir şey söyleme, boğarım seni! Ulan sen bir şey söyle! Ulan ne söyleyeyim, ulan ne söyleyeyim, artık ne söyleyeyim! Ulan yapma! Bayıldı! Su dökün, ayılır, alışıktır! Ben gidiyorum, bay bay! Enişte! Enişte kalk, yemek yap! Kutladım baba! Ne olmuş yani? Kaçtı elimden domuz! Korkarım, sen de kovaladın! Kovaladın da söz mü babacığım? Dünyayı dar ettim ona! Kedi fare gibi kovalaştık sokaklarda! Utanmadınız mı hiç yahu? Koca koca kazıklar! Sizin artık kaçtı kovaladı yaşınız! Çoktan geçti! Neyse, olan olmuş, torba dolmuş! Ne yapacaksın şimdi? Bilmem! Bilmezsin ya! Çünkü kocanı seviyorsun! Sevmesem deliler gibi ne diye kovalayayım? Sevmediğim bir adamı niçin kıskanayım? Ben onun gözümden takılırım baba! Öyleyse eşeğini sağlam bir kazığa bağlayacaksın, sıkı önlem alacaksın. Kuşu kaçırmamak için kafesin kapısını sağlam tutacaksın. Ne yapacağım baba? En büyük silahını, kadınlığını kullanacaksın. Demek babacığım sizden bana hayır yok. O zaman ben de kendi başımın çaresine kendim bakarım. En büyük silahımı, kadınlığımı kullanmaya gidiyorum. Göze göz, dişe diş. Kolla kendini Mahmut! Bir kadın sizi görmek istiyor efendim. Entre yapsın. Kadın değil, genç kız, deve. Herhalde. Ne tuhaf! Şaşılacak şey! Beni tanımadınız galiba. Teessüf ederim. Tanıdım, tanımasına da nerede tanıştığımızı bilemedim. Fezledik. Şimdi hatırlatırım. Magazin okumuyorsunuz galiba anacığım. Basın benden söz eder. Resimlerim elden ele, şöhretim dilden dile gezer. Aysel Ateş kız! Artistsiniz galiba! Herhalde abla! Daha çok Avrupa'da tanınırım. Münihli tombul Aysel dediniz miydi yer yerinden oynar. Ablan hoş kadın, geceleri boş kadın. Bizi beş beşe bırakın. Bakalım mı? Neler var burada? Bir şeyler içelim mi? Bir artist iş yerinde içer mi? Manyak! Haklısınız tabiatıyla, içmemeli! Demek bizim gazinoda çalışacaksınız! Seni çok methettiler anam! Çok dürüst, çok canti, çok namuslu adam dediler! Güzel! İçkisi yok, sigarası yok, karı kız dalgası yok dediler! Ne? Sakın yanlış tarif etmiş olmasınlar! Sanatçının kıymetini bilir, sigortasını öder, stopajını yatırır... ...beş kuruşunu yemez dediler! Yoksa biz gazino diye bir hayır cemiyeti filan mı işletiyoruz ha? Kızım, o söylediklerin olmadan bıçak dönmez... ...nasıl bir çarka dişli olacağını bil... ...öne göre soyun. Hemen mi? Hayır, sonra soyun. Ne kadar da soyunmaya meraklı ve hazırsın. Şöhret olabilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağım. Öyleyse sizin yükselişinize kimse engel olamaz. Büyük şöhretlere küçük fedakarlıklarla varılır, patron sana sarılır. Aziz misafirler, şimdi sabırsızlıkla beklediğiniz an geldi. Huzurlarınızda şaşırtıcı sanatçı, acayip kadın Aysel Ateş! Tamam. Tamam. Alkışlamayın, tamam, tamam! Muhterem misafirler, programıma hoş geldiniz! Alacım sizlere kendi bestelerimden oluşan bir potpourri sunuyorum. Hepinize muvaffakiyetler diliyorum! Acı bana çık çık çık, sil artık gözlerimi çık 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 çık, sil artık gözlerimi. Hacı baba, hacı baba, bana da al bir araba. Herkesin var bir babası, benimkisi Şam babası. Hacı baba, hacı baba, bana da al bir araba. Yallah şoför, yallah apar beni. Yallah şoför, yallah apar beni. Şoför sana ne olur ellerini.
şoför, bana bir şeyler oluyor. Yallah şoför, yallah apar beni. Yeni artist misiniz? Eskiye benzer hali mi var benim düdük? Affedin, sizi birden birine çok benzettim de. Gazinodan sonra bir yerde oturalım mı? Yok be, amma da hızlı gittin ya. Daha tanışmadık bile. Hem her kuşun eti yenmez oğlum. Harikaydın güzelim. Sizi tanıştırayım. Gazinomuzun as solisti Erkan Şensöyler Bey. Yeni bir yıldız Aysel Ateş Hanım. Ay bu benden sonra mı çıkacak sahneye? Dilerseniz en son siz çıkın sahneye. Olmaz öyle şey. Sen sus. Hanımefendi ne derse o olur. Ya neden? Beğenemedin mi? Demin atılıp duruyordun ama. Küstah köpür, asılma. Hanım depoya gidiyor. Ay ay! Ay! Kim bu yeni artist be? Yeni bir artist işte, bizim patronu hiç kaçırmaz. Biraz viski içelim mi? Hadi anam, hadi! Ben ağzıma ıhlamurdan başka bir şey koymam, hadi! Hadi naş, hadi! Öyleyse ıhlamur içelim! Ulan hadi dışarı be, ne sulu herisin sen be! Çok ciddiyim sene kardeşim! Ben de çok ciddiyim! Tak bir kafa geçirdim mi uzatıveririm yere! Hadi yürü! Ufaktan hadi yürü! Ne namuslu karısın be! Hadi be anam be, uzattım be, hadi! Mukadderat! Sepeter! Neredesin, göremiyorum. Karım Perihan'a ne kadar benziyorsun? Karıcığım, Perihan, Aysel, Aysel! Perihan, niye beni bırakıp gittin? Aysel! Aa! Aysel ne ulan ha, Aysel ne? Kalk ulan yatağımdan! Kalk yatağımdan ulan! Boğayım mı ulan şimdi seni? Karıcığım geldin mi? Gelirim gelmem, seni alakadar etmez. Perihan'cığım seni çok seviyorum. Muh! Muh! Ben de seni seviyorum, dur bakalım. Ne bak! Bayılıyorum sana! Bayılıyor bana, bayılıyor! Bayıldı. Abi, patron az gelsin diyor. Aha. Sen şunları bir say, ben geliyorum. Merak etme enişte. Aç bakayım şu faturaları, niye göremiyorum ben böyle flu gözüküyor. Üst faturaları... Alo, soru arayın şimdi meşgulüm. Buyur patron, beni emretmişsiniz. Ha, bana bak damat! Burada damat yok, memur var. Yo, yo, damat var. Sen çık! Karıyı niye darılttın o kadar, bir şey mi var? Yok bir şey. Azıcık kızdı da. Babasına çekmiş. Sen de kızdırma canım, bana geldi, geri çevirdim. Ayrılacağım diye tutturdu. Es, daha neler! Baba, sen de be damat! Bir karıyı idare edemiyorsun. İdare edilir gibi değil. Ne demek? Erkeksin sen! Erkeksin sen! Biraz gözünü yıldır! O benim gözümü yıldırmış zaten. Yoksa bir haltlar mı karıştırdın? Zamparalık falan, he? Aman peder bey! Patron! Nesi aman be? Erkek kısmı arada bir kaçamak, he? Hediye mi ya? Onu anlatamıyorum ki. Ne? Yediği halta bak! Yoksa kaçamak mı yapıyorsun? Gebertirim lan seni! Hadi şimdi başına! Karını bir daha kaçırırsan karışmam, kulağını çekerim, hadi beni! Çocuklar beni dinleyin. Bu akşam hepiniz davetlimsiniz. Nereye? Tabii gazinoya. Nereden esti bu abi? Üzümünü ye, bağını sorma oğlum. Babacım? Burada baba yok, patron. Patroncum? Patroncuğum yok, sayın patron! Sayın patron! Söyle! Arkadaşlarla birlikte sizi bir yere götürmeye karar verdik. Nereye, ne zaman? Bu gece,
Güzel bir gazino ya. Ha, kaça! Gelmem, vallahi gelmem, billahi gelmem. Bedava babacığım. Para vermeyeceksiniz bizden. Öyle söylesene be evlat, yaşa be! Abi, bir dakika bakar mısınız? Konuşabilir miyim? Konuş anam, söyle yavrum. Bir sancın mı var, dandik Osman? Nasıl anlatsam, siz beni büyülediniz adeta. Size aşık oldum valla. Yok be! Sen böyle her gördüğüne asılır mısın? Şakşak Mustafa! Yo, haşa! Karın yok mu senin? Dangalak Hamdi? Vardı, şimdi yok. Bah, üzüldüm! Ne oldu, öldü mü yoksa karın? Zavallı Necdet! Allah korusun! Abla, sıramız geldi. Ne konuşuyordun o karıyla? Ve şimdi de huzurlarınızda... ...değerli şantöz Ajda Pekkan'ın tek rakibi Aysel Ateş! Ulan bırakmadınız bir yemeğimi! İçeride kebap yiyordum, çağırdılar. Hoş geldiniz! Pardon. İlk şarkımız... Estağfurullah, kendi bestem. Ay, kaz yaptı! Ya Orhan, bunu ben birine benzetiyorum ama bulamıyorum. Bilmem. İçeride kebap yedim de kaz yaptım. Parçamızın adı Bir Günah Gibi. Bir günah gibi... Pardon, gizledim seni... Şiş be! Şiş dana, çekilsiz puş! Ne yapayım, kazım var! Şunu iç bari abla! Daha beter eder anacığım! Bir günah gibi... Ay! Ay, senin gibi şarkıcı ya! Adi karı! Böyle cap diye yırtarım ağzını! Ben senin ağzını yırtarım, manyak karı! Aa, bana manyak dedi! Bana bak, ben kibar bir kadınım! Terbiyemi bozdurma, sıçarım ağzını! Yürü! Yanına, yürü! Ulan, ne yürü aşkı, manyak karı! Bırak ya! Sakin olun lütfen, sakin olun! Okumuyorum ulan hiçbirinize! Vay manyak oğlum, manyak be! Ulan ben senin babanın canına sıçayım be! Patırdı ne ya? Boş ver şimdi sen patırdığı gülümseyi! Lütfen laf anla! Ben sana evleneceğim falan demedim! Seni seviyorum ne demektir peki? Aldattın beni! Masum bir kızın hisleriyle oynadın! Ben hiç kimsenin hiçbir yeriyle oynamadım ya! Seni dava edeceğim! Aa, söylediği lafa bak! Kimi dava ediyorsun ulan Kela? Sana ne oluyor be? Delinin zoruna bak! Aa, bana deli değil, ulan paralarım ben! Aa, 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 sen sahneye bakayım! Yapma benim renkli köpeğim! Yapma! Bırakayım şunu! Senle gel bir dans edelim, kendimize gelelim! Rabbim! Rabbim, Rabbim... Hiç yabancı gelmedi bana bu adam. Aaa! Bizim enişte bu ya! Ha? Aa, tövbe! Senden gelir yine sana... Döneceğim ayrılık... Son bulmazsa... Yarını... Yarını görmeyeceğim. Evet evet, bu enişte. Damat! Rab... Ulan damat, şarkıcı mı oldun? Tut sana be! Memur adamsın, ayıp sana ayıp! O ceketi evdeki kadife perdeden mi yaptırdın he? Özür dilerim efendim. Hepinizden özür dilerim. Ben aslında basit bir memurum, fakir bir katip yani. Borç içindeyim. Gırtlağıma kadar borç içindeyim. Bunlardan kurtulabilmek için şarkıcı oldum. İyi para verdiler ama olmadı işte. Hevesim kursağımda kaldı, yuvam yıkıldı, dostlarımdan oldum. En yakın arkadaşlarım bile beni alkışlamaya değil, ayıplamaya geldiler. Ama suç benim.
Hepinizden özür dilerim efendim. Allah'a ısmarladık. Çıldırmış bu adam ya! Oo, buyurun bakalım asyonistlerin kralı! Krallık devrildi patron. Ben gidiyorum. Anlamadım. Nereye gidermişsin? Geldiğim yere. Artık şarkıcı değilim ben. Sen neler söylüyorsun arkadaşım? Bizi kimlere bırakıp gidermişsin bakalım? Ökü şu kağıdı! Neymiş o? Kontrat dostum, işi bıraktığınız an 10 milyon borçlusunuz. Param olunca onu da öderim. Ama bu tatlı arkadaşlar, paranız olmasını bekleyemezler. Uyarlar, içine bade koyarlar. Yakın mesafeden koyarlar. Yarın öderim paranızı. Güzel. Yarına kadar izin verelim beyefendiye. Yarın getirmesi içine bade koyarlar. İçine bade koyarlar. Koyarlar mı hakikaten? İnek. Ne düşünüyorsun kardeşim? Gazinonun gangsterleri vururlar seni vallahi. Niyetleri öyle. Yarın parayı getirmezsen sen bilirsin dedi herif. Bak, babamın 10 senedir kasayı kontrol ettiği yok. Sana büyük itimadı vardır. Paranın eksildiğinin farkına bile varmaz vallahi. İşin kötüsü o ya. Alamam Orhan. Bu kasadan para alamam ben. Varsın gazinocu beni öldürsün. Hadi düşünme. Millet yemekte. Odaya kimse gelmeden... Al götür parayı. Anahtarları babana verirsin. Baba, baba! Bizim muhasebeci gitti. Kim? Mahmut mu? Nereye gider be? Peki kasayı kime bıraktı? Anahtarları bırakıp gitti. Bak kerataya! Kasayı saydınız mı? Mahmut gitti, ben saydım. Üzülerek söylemeye mecburum ki... Sonra! Kasa 10 milyon eksik. Mahmut almış... 10 milyon mu? Hayır şovesi, baba! Babacığım! Baba! Biz doğru adamlarız azizim. Zorla adam çalıştırmayız. El kontratını ver paramızı. Ama bizi atlatıp başka bir gazinoda çalışırsan... ...iki elim yakandadır bilmiş ol. Hadi hoşçakalın. Ararsak nerede buluruz seni? Hapishanelerden birinde. Gir. Buyurun. Efendim bir ricam var. Lütfen beni tutuklayın. Anlamadım. Ne oldu ki? Patronun kasasından habersiz para aldım, kasa açık verecek. Kardeşim, bir kasa açık verirse, o kasa sahibini ilgilendirir. Sizi tutuklayamam, hakkınızda şikayet yok. Olacak, erkeklik bende kalsın diye şimdiden söylüyorum. Erkeklik sizde kalsın ama... Buyurun. Alo, emniyet amirliği mi? Komiser bey yetişin, benim muhasebeci kasayı sildi, süpürdü, kaçtı! İsmi mi? Mahmut, Mahmut! Benim damattır köpoğlu köpek! Ne? Orada mı? Bak ite, bak eşek herifin damadına! Aman koy vermeyin, aman evlat! Göreyim seni! Parayı alıncaya kadar iyice bir dövün, iyice! Merak etmeyin, gereğini yaparız. Siz de gelin buraya lütfen. İyi günler efendim. İşin oldu arkadaş. Patronun senden şikayetçi. İyi. Gözaltısın. Ben size söylemedim mi? Yalan mı söyleyeceğiz? Buyurun efendim. Beyin ifadesini alın ve sevk edin. Yaşa abicim! Çok teşekkür ederim. Hadi. Açın gözünüzü! Yeni gelecek herif 10 milyon çarpmış patronundan. Böylesine acınmaz. Nasıl davranacağınızı biliyorsunuz. Tamam, iflanı keseriz abi. Komşuda pişer, bize de düşer. Helaları o baksın bundan sonra.
Allah kurtarsın. Sağ ol. Merhaba arkadaşlar. Ne çabuk arkadaş olduk Zübük! Kalk bakalım ayağa! Arkadaş olmak için ne yapmak lazım? Önce bana ceketini vermen lazım. Saatin de pek güzelmiş babuş. Sevsinler seni. Babuşların da çok fiyakalı. Tam ayağıma göre. Lan misafire çay yok mu? Sağ ol. Ayak bastı parası. Hepsini bırak arkadaş. Hop 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 hop! Milyoner bey, ayak yolunu bir temizle bakalım. Onun kabahati yok babacığım. Ne yaptıysa para sıkıntısından yaptı. Ne olur affedin zavallıyı. Ya 10 milyonluk kazığı kim çıkaracak benim popomdan? Meşhur oldu artık Mahmut. Çalışır öder size. Yemediği halk kalmamış keratanın. Bir dansöze tutulup para yedirmiş. O sizin kabahatiniz baba. Ne? Ben mi götürdüm köfte oğru dansözün evine? Ben mi dedim? Tövbe tövbe! Elin karısını! Söyletme beni şimdi! Kabahat nasıl bende olur be! Kabahat sizde babacığım. Allah'a şükür dünya kadar paranız var. Zırnık koklatmıyorsunuz bize. Bakkal kasap borcundan gazinolara düştük hocam. Ya para vermiyorum diye, öyle mi ha? Ama ondan iyi muhasebeci bulamazsınız. Beni aldatmaya kalkma! Vermem 10 milyonu ona, affetmiyorum! Affetmiyorum işte! Getirin 10 milyonumu affedeyim hergeleyi! Son söz bu mu? Evet, hem de en son! Hemen Şevket, beni parça parça gevşetti. Vay, hoş geldin, hoş geldin dünyalar güzeli! Sefalar getirdiniz, beni de gayet hoş ettiniz. Güzelliğin olduğu yerde, kabadayla yer yoktur. Buyurunuz dışarı, cız ediniz lütfen beyler. Buyurun. Size bir şey söylemek için uğradım. Bin şey söyle kraliçem, emrine amadeyim. Mahmut'tan 10 milyon almışsınız. O paradan vazgeçin. İşini bıraktı ve tazminatını ödedi. Bunun sizinle ilgisi ne? Uzun hikaye. Başınızı ağrıtmak istemem. Seviyorum o adamı. Ne? Seviyor musun? Benim gibi şahane bir adam, sana deli gibi aşıkken o sersemi nasıl seversin? Çünkü ben onun karısıyım. Ve kocamı bu çevreden uzaklaştırmak için ben de sözde artist oldum. Kocam bugün hapiste. Yalvarırım size, bu parayı iade edin ona. Bırak, güzel güzel çeksin cezasını. Dül kalırım diye korkma. Ben sana çoktandır keseyim. Karım olursun benim. Seni bırakmam, çatlasın Mahmut Efendi. Amma hıyar herifmişsin be! Çökerttin beni! Emrin patron! Sabredin, sırası ben! Aaa, gel bakalım milyoner! Helaları temizledim. Reşit, milyonere bir çay ver, benden olsun. Ben milyoner falan değilim. O parayı namusumu ve onurumu temizlemek için çaldım. Hayat bu. Kim bilir hepiniz hangi sebeplerden buraya düştünüz? Yok mu içinizde namusu uğruna, şerefi uğruna burada yatan? Yok mu? Yok mu hiç? Benden aldıklarınız helal olsun. Helayı temizledim. Yapılacak başka iş varsa yapayım. Mahmut bey, ziyaretçin var. Siz ne arıyorsunuz burada? Seni tabii. Niye? Seni sevdiğim için. Başından geçenleri biliyorum. Seni buradan kurtarabilirim.
Beni kurtarmak size düşmez. Seni seviyorum. Senin de beni sevdiğini biliyorum. Öyle sandım bir ara. Bunun sebebi vardı. Özür dilerim. Yanılmışım. Ay bir şey anlamıyorum. Anlat bana. Anlatayım. Karım beni bırakıp kaçmıştı. Siz de ona çok benziyordunuz. Kendimi aldattım. Beni de inandırdın. Neyse. Karınla barıştırmak isterdim seni. Çok geç. Demek son sözüm bu. Benim yardımımı kabul etmiyorsun. Mazur görün. Ben karımı seviyorum. O halde burada çürürsün. Çürürüm. Müdür bey seni görmek istiyor. Görsün bakalım. Beyefendi büyük gazinonun sahibidir. Buyurun oturun. Merhaba. İstersen artık orada çalışabilirsin. Müdür bey, benim daha ne kadar ceza yiyeceğim belli değil. Borcunuzu ödedim. Anlamadım. Yani serbestsin Mahmut. Şikayet kalmadı. Dava düştü. Anlayamadım. Kim düştü? Nereye düştü? Hadi hadi heyecanlanma. Serbestsin artık. Hayırlı mı? Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ben helal kurtuldum. Olsun. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın arkadaşlar. Sağ ol. Ölemez böyle şey. Ölmez. Bakın, gazete ilanları basıldı bile. Hayret! Demek bizi atlattı, öteki gazinoya gitti ha? Vallahi benden söylemesi. Ne yapacağınızı siz daha iyi bilirsiniz. Hadi, hoşça kalın. Oğlum, memnunsun değil mi? Sağ ol abi. Ama mutluluğum eksik. Sen beni hapisten kurtardın, daha büyük bir gazinoya getirdin. Ama ne var ki birçok şeyimi kaybettim. Mesela ne? Bilemezsin. Eşimden oldum, arkadaşlarımdan, akrabalarımdan oldum. Şu anda yapayalnız kalmış bir adamım. Kavga gürültü, ne güzel yaşıyorduk. Gene güzel yaşayacaksınız. Mahmut abi, sıranız geldi. Kaç saniye. Güldürmedin, hep ağlattın. Derdi bana sen tattırdın. Derd üstüne zulüm yaptın. Sanki beni sen yarattın. Derd üstüne zulüm yaptın. Sanki beni sen yarattın. İsyar eden kalbimi biraz olsun duy yeter. Aşka susayan gönlümü seveceksen sev yeter. İsyar eden kalbimi biraz olsun duy yeter. Aşka susayan gönlümü seveceksen sev yeter. Beyefendi, bugün kadınlar matinesi. Burada ne işiniz var? Bahat Solis benim oğlum, damadım be. Biz onun misafiriyiz. Bir emriniz var mıydı? Uzaklaş yeter. Şöyle bir. Kadına bak be, dev anası gibi. Karnımızın kocasına yardım etsin. Çocuklar, ben kulise gidiyorum, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi buyurun hepiniz, buyurun buyurun. Evet, hadi, hadi hadi. Orada duracağınız da gelin, burada oynayın ya. O güzelim göbeklerinizi herkes görsün. Hadi gelin. Thank you.
Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. İyi bak ahbap, o zaman anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Ali abi, niçin? Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için... Gırgır Ali geçiriyor, biz sinek alıyoruz. İşte bu filmde Gırgır'ım yerinde. Tadını kaçırma. Anıt Ticaret Gırgır'la sunar. Prodüktör yani mangırları veren Mehmet Karahafız. Yönetmen yani mangırları harcayan Çetin İnanç. Gırgır Ali. Hayat bir gırgırdır. Kadın daha büyük bir gırgır. Kadınlarla gırgırım huyumdur acizane. Abi huyum daha var. Önce öper sonra döverim. Niye mi? Gırgır olsun diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizleri öperim. Thank you.